ağzın moranı çekiyorsun değil mi? Hastane, postane, ATM yok, meyhane çok. Antikent'e giden bir tane yol var, patika yol. O yolda da ne güzel. Ayakları böyle çıkıyor. Heyecanla. Merhaba, günaydın. Videoyu bu sefer Ildır'dan açıyorum. Çok uzaklara gitmiyoruz, hatta hiç uzaklara gitmiyoruz. Olabildiğince Çeşme'de kalacağız. Şöyle ki, Çeşme çok kalabalık olmaya başladı yaz gelmesiyle. Kalabalıktan ve bu eğlence tarzından, aslında bu tatil anlayışından sıkılanlar, bunu sevmeyenler fakat Çeşme'yi sevenler için burada alternatif yapılabilecek başka şeyler var, gidilebilecek alternatif yerler var. Yani Çeşme Alaçatı'dan ibaret değil. Gezebileceğiniz, görebileceğiniz çok güzel yerler, çok güzel dokular var. Aslında biraz bunu anlatmak istedim. Ildır benim çok sevdiğim bir küçük bir Rum balıkçı köyü. Ve biz de şu an çok tatlı bir balıkçıdayız, mutlu balıktayız. Biz sevdiğimiz yerlere gideceğiz. Siz de bizimle gelin istedik. Güne balık yiyerek başlıyoruz. Egeliliğimizi kanıtlarcasına zeytin, zeytinyağı, balık ve köy ekmeği Ildır'ın. Gelirseniz mutlaka bu ekmeği bulun ve yiyin. Muazzam bir ekmeği var. Denemenizi isterim. Kurduğum balığa kavuştum. Dan dan dan. Ay, normalde ben araba olmasa yine geçer ben konuşurken bir şey. Bak, hep ben konuşurken bir şey geçiyor ama yani mutlaka. Evet. Otoban al. Ildır'dan gitmeden önce buraya doğramak istedik. Çok sevdiğimiz bir başka yer burası. Şirin Kafe. Kahve içeceğiz. Yola öyle çıkacağız. Muazzam, keyifli, huzurlu. Çok tatlı bir akşamlarına pizza yapıyorlar. Buraya akşam gelmenin tadı da apayrı oluyor. Çünkü çok keyifli yerler var yemek yiyebileceğiniz. Burası da onlardan biri. Çok güzel zeytinyağlılar, pizzalar ve çok güzel şarapları var. Ildır'a gelmişken enginarda denemenizi tavsiye ediyorum. Hastane, postane, ATM yok. Meyhane çok. Rakıyı bol tut, buzunu az koy. Afiyet olsun, bay bay. Onu da sonradan bekliyorum. Rakı konusu. O yeni mi çıktı? Menajerim. Limonlarımızı da aldık, gidiyoruz. Çantamın 3 limonu. Limon vereyim. Antikent'e giden bir tane yol var, patika yol. O yolda da at var. Şimdi en tepeye çıkacağız. En tepede bir Türk bayrağı var ve altında inanılmaz Ildır manzarasını görüyorsunuz. Bunu size göstermeyi özellikle istedik. Çok zorlu değil ama azıcık kondisyon gerektiren bir rota. Tamamen tarihin içinden, kalıntıların içinden geçip o manzaraya ulaşmak bence çok keyifli. Gidelim. Görüyorsunuz arkamda ne yazıyor? Akropol. Bu size ne hatırlatıyor? Bir önceki videoyu, Atina'yı. Biliyorsunuz Akropolis zaten Atina'ya özgü bir şey diye bunu orada da konuşmuştuk. Tepedeki şehir demek Akropol. Ve yine en tepede tehlikelerden korunmak için, tanrılara daha yakın olmak için tepeye kurulan yukarıdaki şehire gideceğiz, tırmanacağız. Değilmiş.
Ekmek var mı? Hoş geldiniz. Merhaba. Ben taptım gitti. Ufak kalmış ya. Ne yapıyor? Ben de kültürleri döküyorum. Hayat müşterek. Hiçbir şey yok. Ne güzel. Kendinize sağlık. Afiyetle olsun. Alıp da iç içim diye yer. Her zaman buyurun gelin. İyi yolculuklar. Güle güle gidin. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Sen çeke çeke git. Tamam. Buradan da gidebilirsin. Barbaros köyüne geldik. İkinci durağımız da burasıydı gelmek istediğimiz. Yolda bu arada uğradık. Neydi o köyün adı? Kadıovacık. Yolda hemen Kadıovacık köyüne uğradık. Ekmeğimizi de aldık. Bol kahkahalı bir köye geldik. Burası aslında artık biraz daha fazlaca tanınmaya başladı. Çünkü özellikle İstanbullular burasıyla çok ilgilendiler. Burada Eylül'de festival yapılıyor ve müthiş geçiyor bu festivaller. Bu köy korkuluklarıyla ve çat kapı evleriyle ünlü. Korkuluklar zaten yol boyunca her yerde göreceksiniz. Festival için hazırlanıyor. Ardından da yıl boyunca böyle sergileniyor ve acayip komik şeyler var. Yani çok güzel buluşlar var. Çat kapı evi de şu demek. Eğer bir evin üzerinde çat kapı yazan bir yazı görürseniz o eve girebilirsiniz. Ve misafir umduğunu değil, bulduğunu yer usulü o gün pişen yemeği yiyebiliyorsunuz. Köyü gezmem mi geldiniz şimdi? Vallahi şu burada kapalı bugün. Aşağıda meydan da vardı. Çat kapı yok mu bugün? Çat kapı yok bugün. Kapalı yemek burada da. Bağda açık mı diyor? Kapalı. Açık. Açık. Kahve, şey. Közleme yok. Bulduğunu değil, bulduğunu ye, iç ama öde. Bakalım mı içeriye? Bugün açık mı, kapalı mı, tartışa tartışa geldik. Vallahi limonatam var, gözlemem var, kahvem var. Oh güzel, çok güzel. Ya, bugün gezmeye gitmiştim o yüzden. Ama diğer taraflarda da öyle. Onlar da iki gün tatil verdiler kendilerine. Aa, şansınıza. Evim var benim şurada yukarıda. Sedamettin evin dibinde de çok varilleri vardı. Böyle kayan tepeye çıktım, domuz yaralı. Şöyle bir diz geldi yere. Ondan beni çeviriyor böyle kayan etrafında dönüyor. Ben kayan tepedeyim. İkinci eli tüfek atamadım heyecandan. Korku da atamadım. Çizmelerim var yani. Pata 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 pata. Ayakları böyle çizmek. Heyecandan. Güzel, evet. Her gelen güzel. Biz de güzelliğini tadıyoruz zaten. Sabah kuş sesinde kalıp uyanırsın. Ne güzel. Ne güzel. Ve dört tarafı deniz. Nereden eserse etsin, denizden iyota alır, ormandan oksijen alır, bundan sonra gelir buraya. Burası da burası gibi köy. Benim çocukluğumda bütün ekerlerdi. Bizim burada ne ekilirse orada da o ekilir. Tabii, bütün burada da bütün vardı. Ama 50'den sonra başladı, sonra arttı. Allah çatı olmaktan çıktı. Burası da yakında köy olmaktan çıkacak. Teras. Bugün teras. Mandal. Yolda giderken gördük, dayanamadım.
Ne oldu? Ağzın moranı çekiyorsun değil mi? Nasıl çıkacak bu arada? Böyle bir güzel konuşuyorum ama. Ve geldik son durağımıza. Artık yolculuğun dönüş kısmındayız. Boşnak Oğlu diye bir restoran sahipleri. Gerçekten Boşnak. Yemekleri çok lezzetli. Özellikle Boşnak böreği falan. Enfes, müthiş. Burada yemeğimizi de yiyelim. Yavaş yavaş dönelim istedik. Gezdik, dolaştık. Çok güzel yerler gördük, çok güzel insanlarla tanıştık. Çeşme'nin sadece Alaçatı'dan ibaret olmadığını anlatmak istedik. Teşekkür ederiz. Şimdi biz gün batımına doğru evimize gidiyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz.